Muratkaya köylülerimizi kutluyorum. Sağ ol hocam. Devlete yaptığı hizmetlerden dolayı takdirlerimi sunuyorum köylü vatandaşlarımıza. Sağ ol. Şuradan dön bir gölü çek şöyle aşağıya. Kaşı dağları falan. Sandalyeyi götüreyim de sandalyenin üstüne koyak buraya, dur. Cümleten merhaba arkadaşlar. Bravo! Merhaba hanımlar, merhaba. Bravo! Nasılsınız bakalım? Sağ ol! Ya iyisiniz ya, hava da iyi bugün. Fakat hane sayısı az demek buranın ya, öğrencileriniz çok az. Bunlar hep gurbetli. Hep gurbetli. Bunlar hep gurbetli millet galiba. Efendim, kapı memleketi. Abi siyalara bak. Yok, bunlar delikanlı hepsi canım, maşallah. Evet.
Şöyle o zaman biraz yanaşalım da. Biraz yanaşalım şöyle. Bağırdık hanımlar da şöyle gelsin. Hanımlar beyler şöyle sıralansın. Tamam fazla gelmiyor. Fazla gelmiyor. Karışmayın yalnız. Ya maşallah öğrencilerimiz burada doğum kontrolü mü var yani? Öğrenciler çok az ya. Kaç öğrenci var? Hoca nerede? 9. 9 öğrenci ya. Allah Allah. Efendim? 60 üzerinde gurbetçiler. 60'ın üzerinde? 60 hane? Hayır, talebe. Talebe? Evet, hep gurbetçiler. Peki kaç hane var? Bu iki mahalle mi burası? 40 hane var. 40 hane. 40 hane. Kaç hane göç etti? Aşağıda burada 20 hane var efendim. Yarısı gitti. Peki böyle fakülte mezunu olanlar var mı burada? Üniversite mezunu olanlar var mı? Bir tane var. Nerede o? Kemal! Burada mı Kemal? Efendim? Savcı olan var. Bir savcı var. Başka? Gazeteci var. Savcı var, gazeteci var falan. Siz? Basın yayın mezunu. Çok güzel. Nerede çalışıyorsun? Şu anda Ubalay'dayım. Ayrıldım. O zaman 3 kişi var demek bu köyden yüksek okulda. 4 kişi. 4 kişi. Öğretmen. Öğretmen çok. Çok iyi ya. Bu okuldan nerede? Okulunuz neredeydi? Okulumuz hiç orada. Cami altı. Cami altı. Cami altından ama demek ki niyet olunca cami altı olsun, başka yer olsun. Yani oluyor bu iş. Ya ben kısmet. Olduğu zaman her yerde olur. Her yerde olur tabii, doğrudur. Ama böyle güzel bir okulda okumak da herhalde güzel bir iş yani. 65'ten beri tane bekliyoruz. 20 senedir bekliyorsunuz. Peki burada emir efendim. Ne kadar para topladın kardeşim bu okul için? Yapılan mı? Toplam. Toplam. Para var. 2 milyon olarak. 2 milyon. 2 milyon mu hocam? Devletin yardımı dışında 2 milyon 839.790 lira. Köy katkısı. 2 milyon 800. 839.790 lira. 3 milyon eder ya. Aşağı yukarı 3 milyon. 3 milyon peki. 400 bin lira da bunun üzerine devlet yardımı. Peki nakit yardımı mı bu? Köylünün nakdi mi bu? 650 bin lirası işçilik karşılığı. Hani belediyenin çalışma karşılığı. Diğerisi ha, para olarak. Tamam. O zaman demek ki para olarak verdiğiniz 2 milyon liranın üstünde. Evet. 2 milyon. Geri kalan da diyorsun 600-700 bin lirada işçilik söz konusu emeğiniz. Traktör var mı köyde? Var. Kaç? 2 traktör var. Onlara ücretle mi taşıttınız? Evet. Ücretle taşıttınız. Ücret. Bu şekilde 20 haneli bir köyde, tabii 40 hane 20'si gitmiş. Peki dışarıya gidenlerin yardımı oldu mu bu 2 milyon liradan? Çok azların oldu efendim. Çok az. Azların boyunda vurdu. Evet. 50 bin liradır tabii azların. Yani yardım. Nerede bizim köylülerimiz, burada mı? Burada. Evet. Burada, burada mı arkadaşlar? Burada ben. Ya burada 10 kişi, 10-20 kişi 2 milyon lira parayı nasıl verdiniz ya? Helal olsun size kardeşim ya. Yani bunu nasıl ifade edelim yani bu gayretinizi, bu çalışmanızı? Yani Allah razı olsun demekten başka elden ne gelir ya? Fevkalade helal olsun size. Demek ki bu köyler okumanın kıymetini bilen insanlar. Yoksa siz kıymetini bilmeseydiniz 2 milyon lira para verir miydiniz buna ya? Sonra olmadan vermek çok olağanüstü bir şey ya. İnsan yani olmayan bir para nasıl verilir ben şaşıyorum yani. Efendim, koyun, keçi sattılar. Dana, keçi, koyun, dana, keçi, dana satıyorlar. Biz şimdi şehirde diyoruz ki... Vali Bey'im emir var dedim, satacaksınız dananızı. Ya dana satı değil, biz onu da buradan berbat ettin bizi ya. Ya öyle şey olur mu ya? Ben dedim. Sen dedin de yani biz dana mana satın, milleti haçlı açlıksız bırakın demedik. Vali kim verir bu da şu şey yapar, ne parayı ne verir? Nereden verir? Dana satmadan veremez. Peki evet. Sattığı danayı yerine ne koyacak? Bir daha doğru yine. Yani. Bir daha doğru. Allah razı olsun arkadaşlar. Yani bakınız, yani şu işe bakınız. Şehirde diyoruz ki biz vatandaşa 10 paket sigara parası, 10 gün sigara içmeyin. 10 gün sigara içmeyin, bize 5'er bin lira para verin diyoruz. Adamlar itiraz ediyorlar. Olmaz efendim, biz 5 bin lira veremeyiz. 5 bin lira verirsek biz aç susuz kalırız. Bak adam danasını satıyor. Şehirde oturan vatandaş da 5 bin lira vermiyor beyefendi. Ama bekliyor ki okullar olsun, yurtlar olsun. Yani şehirde, ama şehirden alacağız bu paraları. 5'er bin, 10'ar bin, 20'şer bin, 50'şer bin lira para alacağız yani bu şehirden. Kulağı çınlasın orada oturanlar bak. Danasını satıyor adam ya. Dün bir köye gittik Niksar'ın. Çocuğun ayakkabı yok, çocuk da terlikle gelmiş. Ne kadar para verdiniz dedik, 100'er bin lira.
Çocuğuna lastik ayakkabı alacak parası yok. 150.000 lira para veriyor. Terlikle geliyor çocuğu. Şehirdeki beyefendiler de 5.000 lira olur mu diyor. Bizi devlet, hükümet soyacak diyor bizi ya. Ne ilgisi var kardeşim ya? Hükümet bize ne kadar para gönderdi biliyor musunuz arkadaşlar? Yani sizin şu dana satmanız, ondan sonra şu 2 milyon lira para vermenizin karşılığında 1 milyar lira. Eğer bizim vatandaşımız bu çalışmayı yapmasaydı, bu salmaları vermeseydi biz 200 milyon lira para alacaktık. Ama Tokat'ta yani diğer illerin aldığı gibi 200 milyon lira para alacaktık. Ama bizim köylümüzün bu olağanüstü gayreti, bu çalışması, ondan sonra bu Milli Eğitim Seferberliği dolayısıyla diğer illerden farklı olarak bize verilen, hükümetin bize verdiği para 1 milyar lira arkadaşlar. Yani şu sizin fedakarlığınız boşa gitmedi. Yani bizim vatandaşımız bir verdi, öbür taraftan 5 aldı. Yoksa böyle bir gayret içinde olmasaydık biz 1 milyar lirayı rüyamızda göremezdik. Ama biz gittik, devlet planlama, Milli Eğitim Bakanlığı, devlet, dediler ki Tokat'ta bir seferberlik var. Madem ki Tokat'ta seferberlik var, o zaman başka vilayete bir veriyorsak Tokat'a 5 vereceğiz dediler. Biz 1 milyar lira para aldık. 500 milyon lira da özel idareden kattık. Bununla demir, çimento, kereste 1,5 milyar liralık, hatta 2 milyar liralık. 500 milyon lira da çimento fabrikasında borcumuz var. 2 milyar liralık malzeme aldık. Daha bir vilayette okul için 2 milyar liralık malzemenin alındığını daha tarih kaydetmemiştir. Ama işte köylümüz bu gayreti göstermeseydi bize bu 1 milyar lira verilmezdi. 1 milyar lira verildi. Bu 1 milyar liraya biz de mahallindeyse 500 milyon borç, 500 milyon da özel idarenin parası eklenince 2 milyar. 2 milyar lirayla ne kadar okul yaptık biliyor musunuz? 270 köyde okul yapıldı. Yani siz de bu 270 köyden birisiniz. Ama yani sizin peki kişi başına ne düştü? 100 liraya geçmiş. 100 liraya geçmiştir ya. Allah helal olsun. Efendim? 250 bin. Allah Allah. Daha da borcumuz var. Yine sıkıştıracaksın. Ya o adamlar yüzünü satmış, neyini satmışlar, nesini satacak? Başka bir şey kalmamış. 200 bin lira vay arasına ya. Şimdi arkadaşlar işte biz böyle geliyoruz burada, canımız sıkılıyor, ondan sonra da gidip şehrinin yakasına yapışıyoruz tabii. Adamlar diyorlar ki bu adam bize niye kızıyor? Kardeşim nasıl kızmayayım ya? Şuraya bak ya, 200 bin lira para veriliyor. Adamlardan 5'er bin lira para alamıyoruz ya. Ama alacağız onu. Şehirden de alacağız. Şehirli de köylünün yaptığını kadar yapamasa bile onun belirli bir bölümü kadar yardım yapacak yani. İnşallah bunun ecrini, bunun karşılığını Allah'tan bekliyoruz, diliyoruz da. Bundan daha büyük sevap da olmaz. Evet, yani inek doğurur dediğin gibi ama bu okulda bir sefer yapılır. Bak arkadaşımız diyor ki ben caminin bodrumunda diyor okudum. Evet. 20 yıldır okul bekledik diyor. Ama böyle pırıl pırıl bir okula da kavuştunuz sonunda. Bak 1985 devlet köylü işbirliğiyle yapılmıştır. Çok güzel. Yalnız bunu şeye monte edeceğiz. Bunu birisi gelir alır götürür. Götürür ya, o küçük kırık bir şeyle çakmışsınız onu, çiviyle. Monte edeceğiz. Mermer mi o? Mermer üzerine yazacağız. Mermer üzerine ve 1900 devlet köylü işbirliği 1985 yılında yapılmıştır diye mermeri şeye monte edeceğiz. Çünkü bu bir hatıradır. 50 yıl sonra, 100 yıl sonra diyecekler ki 1985 yılında köylü devlet bu okulu beraber yaptılar. Bu sizin çalışmalarınızı da burada belirlemiş olacağız. Evet, hepinizden Allah razı olsun. Bu okulu da Encümeni'ye bizden hizmete açmasını rica ediyoruz. Biliyorsunuz il özel idaresi, bir il genel meclisi var. Bir de daimi encümen var. İşte biz bu paraları, Milli Eğitim Bakanlığı parayı özel idareye gönderiyor. Ve biz orada genel mecliste karar alıyoruz. Encümenin kararı ile bu paraları harcıyoruz. Onun için arkadaşımızdan şimdi okulun açılmasını bekliyoruz. Bir nutuk çek istersen. Sağ olun. O zaman buyur kardeşim. Senin adına da bir nutuk çektik. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Sayın Valim, bakımın için bir hediye. Ya o hediye bize niye veriyorsun? Benim size hediye vermem lazım kardeşim. 200 bin lira para veren insanlara bizim hediye vermemiz lazım. Bunu niye bize veriyorsunuz? Amerika'da hediyeler açılırmış. Burada da açalım. Amerikan usulü olsun. Yalnız hediyeyi bizim vermemiz lazımken siz bize hediye veriyorsunuz. Bize niye hediye veriyorsunuz?
çok güzel. Bunlara bir yardım yapmamız lazım. Sen bunu bir şey et de bunlara bir yardım edelim tabii ya. 200 bin lira bu ne ya? 300 bin lira borcum var. Peki muhtar, bu borcunu kardeşim gelecek sene ödeyelim biz. Camcı efendiyle durmazlar efendim. Durmazlar değil mi? Tabii adam durur mu? Durmazlar. Peki bir bakalım kenarda köşede, biz biliyorsun ödenekleri bitirdik. Kenarda köşede durur. Bir şey kaldıysa verelim bu köyü. Çok sağ olun. Çok güzel. Çok tamam, bunu arabaya koyalım. Alkışlayın. Bunu da halledelim. Çok teşekkür ederim efendim. Çok güzel olmuş ya, elinize sağlık. Masası da hocanın güzeli ya, bunu daha önce verilmiş herhalde bizlerle beraber. Allah razı olsun size. Bunu yapan sizsiniz. Var mı bizden bir arzunuz? Okulu siz yaptınız, biz yapmadık ki. Siz de yaptınız. Biz yapmadık kardeşim, biz ne yapacağız ya? Çok 200 bin lira para vermişsiniz, okulu yapan sizsiniz. Canınız sağ olsun. Sizin canınız sağ olsun. Allah hepinizden razı olsun. Mutluğunuzu afiyet etsin Allah. Amin. Baba yiğitlik göster kardeşim. Bak bu adamlar bu kadar fedakarlık yaptı. Bunlara biraz boru ver de suyunu getirsinler. Bak defterler geçen gitti, heyecana kapıldı. Okulun masasının sırasını vereceğiz. Sen de bunlara bir boru ver ya, bu kadar fedakar bir köye. Kaç metre burası? Bak şu kavaklıktaymış. 500 metre var ya. Bunu bir hallet kardeşim. Bu da senin hediyen olsun bu köye. Değil mi? Köy hizmetleri müdürümüz de bir şeyler versin yani. Geçi yapıyor, çalışıyor. Bütün köye hizmet götürüyor da bu okula bir hediyesi olacak. Sağ ol. Elektrik tesisatımız başta kaldı. Arabaki şu 50 metre mesafe var direktle bu arada. Onu yaptıracağız. Nerede bizim tek müdürü bugün gelmedi? Bugün Reşadiye gelecek. Evet. Muhtar, Allah razı olsun hepinizden. Evet, cümleten Allah'a ısmarladık. Allah razı olsun. Bu sevap yeter size. Sağ olun, var olun. Bu sevap yeter kardeşim. Bu okulu yapan sizlersiniz. Tamam mı? Biz hiçbir şey yapmadık. Biz de yaptık ya. Ne yaptık? Yok, para yardımı yapamayız da malzeme yardımı yapalım. Çimento yardımı yapalım. Evet. Demir yardımı yapalım, tamam mı? Hoca sen misin? Üstü kaldı hocam. O zaman bunun işini yapacak. Bu öyle çalışkan bir köyün işini yapmamız lazım. Buna demir çimento ver. Üstünü kapatsın. İmam da güzel. İmam evinde kalsın. Bir benim evime geliyor. Bir ötekinin evine geliyor. Tamam. Bunu yapacağız. Onu kaymakam beyden alacaksınız. Tamam. Evet. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Evet. Alatmadık hanım.
Lan doku. Gülen alın. Allah kimler alın. Böyle taş oraya çekiyor. Taş oraya çekiyor. Taş oraya çekiyor. Fedakarlıkla bu eseri meydana getirdik. Şahsen kendi çalışmalarımı anamın aksesi gibi helal ediyorum. Allah'a emanet. Her zaman birbirimizi görüyoruz ama bugün başka bir heyecan var. İlk defa bak, bu sene 12. yıl. Ben ilk defa böyle bir okulda çalışmanın heyecanı içindeyim. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun. Yollamıyorum bize. Okulun orada söyledim bunu da Yaşar'a. Acık bak söyleyeyim. Daha ne söyleyeyim?